Provokasyon içeren cümlelerle aydınlık hareketini hedef aldı, yanıtsa gecikmedi. Bu aydınlıkçılar, Perinçek takımı sanki Doğu Türkistan'da her şey güllük gülistanlıkmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Bu saldırının amacı şu anda geri çekilmekte olan Amerika'ya mevzi desteği sağlamaktır. Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları Uygur Türklerine sözde destek için Zulme Son adıyla Ankara'da bir miting yaptı. Mitingde konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, Uygurlar üzerinden Vatan Partisi'ni hedef aldı. Bu aydınlıkçılar, Perinçek takımı sanki Doğu Türkistan'da her şey güllük gülistanlıkmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Neden? Mao kardeşliğinden dolayı. Komünist kardeşliğinden dolayı. Mustafa Desteci'nin Türkiye'nin çıkarlarını düşünecek bir birikimi de yoktur. Destecinin sözlerine Vatan Partisi'nden yanıt geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım, Destecinin Amerikan planlarına hizmet ettiğini söyledi. Bu açıklamalarıyla Amerika'nın şarjörüne Mehmetçi'ye atılan mermileri basmaktadırlar. Burada Doğu Perinçek'i, Vatan Partisi'ni, Aydınlık Gazetesi'ni hedef almanın oradaki Uygurlara yardım etmekle bir ilişkisi yoktur. Destecinin katıldığı mitingde konuşan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk provokasyon çağrısı yaptı. Kitlenin Vatan Partisi binasına yürümesini istedi. Sakın böyle bir hataya düşmesinler. Ne kadar büyük bir hataya düştüklerini geldiklerinde anlarlar. Halkı kışkırtmaktan vazgeçsinler. Şu anda Mehmetçik cephededir, birleşme zamanıdır. Yıldırım, Türkiye'deki Çin karşıtı eylemlerde adı öne çıkan Tümtürk'ün Amerika bağlantılarına dikkat çekti. Seyit Tümtürk'ün temsil ettiği örgütler, Amerika'dan fon alan, Amerika ile doğrudan ilişkili örgütlerdir. FETÖ ile doğrudan ilişkili örgütlerdir. Türkiye'nin milli çıkarları için Çin'le güçlü ilişkinin önemli olduğunu belirten Yıldırım, iki ülke ilişkisine bozacak adım ve açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Uygurlara zulüm iddialarının da gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül daha yeni Çin'e gitmiştir. Abdülhamit Gül'ün ağzından orada şu var, zulüm var, bu var lafı çıkmamıştır.